Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız her zamanki gibi. Şimdi Kasım ayına kadar bir şekilde geldik. Yani programda aksamalar oldu, şunlar bunlar oldu. Ama bu aksama sadece ne zaman oldu? Son 2 haftadır falan oldu. Çünkü bir ev taşıma sürecimiz vardı. İşte taşıdık, ettik falan filan. O konulara hiç girmeyeyim. Çünkü beni sinirlendiren konular bunlar. Programda da birazcık aksama oldu ama çok az aksama oldu. Şimdi ben permütasyon, kombinasyon, binom videolarımızı çektim. Bir olasılık kaldı geriye. Olasılığı da bugün çekerim ama video paylaşım günlerini, hani eskiden Perşembe günleriydi biliyorsunuz. Video paylaşım günlerini sevgili gençler, bundan sonra cumartesiye sabitledim. Yani bundan sonra bir ara durumumuz da olmayacak. Yani permütasyon, kombinasyon, binom açılımı ve olasılık videolarımızı izledikten sonra şu kısımda sevgili gençler 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün boyunca permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılıktan soru çözeceksin. Hocam bunlar ağır olmayacak mı dersen, binom zaten basit bir konu ve genelde de test kitaplarında 2 veya 3 test ayırırlar. Yani sen bunu bir gün içerisinde, birkaç saat içerisinde bile bitirebilirsin. Permütasyon ve kombinasyon burada seni zorlayacak olan, hani bunun 2 gününü permütasyona 2 gününü permütasyona, 2 gününü kombinasyona ayırdın. Diğer bir günü binoma ve bir günü olasılığa ayırabilirsin. Hocam olasılık için bir gün çok az demediniz mi? Arkadaşlar olasılık dediğimiz konuda zaten çok fazla miktarda permütasyon, fazla miktarda kombinasyon kullanıyorsun. Bunları kullanıp sayıları bulduktan sonra iki sayıyı birbirine oranladığın zaman zaten olasılık oluyor. Olasılık budur zaten. Böylelikle olasılığı da anlatmış bulunuyoruz deyip geçebiliriz ama yok arkadaşlar, onu da anlatacağız. Ama dediğim gibi olasılıktan boştan yere, hani anlattıktan sonra şunu anlayacaksınız. Boştan yere korkmuşuz ya olasılıktan diyeceksiniz. Çünkü gerçekten olasılığın %80'i permütasyon ve kombinasyondan oluşuyor. Siz neden olasılıktan zamanında korkmuşsunuzdur? Permütasyon ve kombinasyon tam oturmadığı için korkmuşsunuzdur ama şimdi merak etmeyin. Permütasyon ve kombinasyonu rahat bir şekilde oturttuktan sonra olasılığın ne kadar çok basit olduğunu da göreceksiniz. Permütasyon, kombinasyon, binom olasılıktan hemen sonra logaritma anlatacağız. Tek haftada uzun soluklu olacak logaritma. Hemen ardından diziler anlatacağız. Dizilerin ve logaritmaların yine baba sorularını göstermeye çalışacağız. Çünkü logaritma ve dizi dediğimiz konu AYT'deki basit konulardan ikisi sevgili gençler. Hatta hep ben söylüyorum. Derste falan anlatırken logaritmayı, arkadaşlar logaritma dediğimiz konu Posta Gazetesi'nin bulmaca 2'ne benzer bir konu. Yani bulmaca gibi tıkır tıkır bulup yerine yazıyorsun, başka hiçbir şey yapmıyorsun. Logaritma ve dizilerde de sevgili gençler mantığını anladıktan sonra inanılmaz bir konu olduğunu göreceksiniz. Yani Kasım ayında bizi zorlayacak olan şu ana kadar sadece permütasyon ve kombinasyon. Onu da zaten ben sana çok güzel anlatacağım ve onlar da artık problem olmaktan çıkacak. Kusura bakmayın telefonum çaldığı için. Şimdi sevgili gençler, devam ediyoruz Aralık ayına. Şimdi Aralık ayında cumartesi günü yine video paylaşımlarına devam ediyoruz. İstatistik ve grafik anlatacağız şurada sadece bir günde. Ve daha sonrasında hani bu konu genel geçer bir konu olduğu için, nasıl diyeyim, böyle hani araya sıkışmış, sonlara sıkışmış bir konu olduğu için bu konu ben de sona attım. İstatistik ve grafik çok basit 2 tane konu ve bu konunun ve soru çözümlerinin ardından limit anlatacağım arkadaşlar. Yeni bir video. Limit anlatacağım. Limit soru çözümlerini şurada. Limit zaten çok kolay ve kısa bir konu ama mantığını anlamak çok önemli. Videosunu izleyip şurada 6 gün boyunca sorularını çözdükten hemen sonra sadece geriye türev ve integral kalmıştı. Türev ve integral videoları kanalımda bulunan, bakın burada 10 adet video ve kanalımda bulunan 9 adet videodan oluşmakta. Yani toplamda 19 tane video var türev ve integral için. Ve şu anda kanalımda zaten bu videolar yüklü. Açıp şu an bile çalışmak isteyen arkadaşlar çalışabilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Yalnız yine programa göre gitmenizi de tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar programa göre giderseniz hani limiti önce iyi kafanızda oturtun ki benim anlatımımla daha sonrasında türev ve integralde zorluk yaşamayın. Şimdi türev ve integral için yeni video çekseniz olmaz mı diyen arkadaşlar illaki olacaktır. Arkadaşlar türev 10 tane video var. İntegral 9 tane video var. Toplam 19 tane videoda ben size bunları çok güzel bir şekilde anlattım. Hani eski bir video mu? Hayır. Geçen sene benim yayınladığım videolar ve ciddi manada detaylı anlattığım ve bol soru çözümüne yer verdiğim
Video serisi arkadaşlar bunlar. Dolayısıyla tekrardan çekmeye, bu videoları hiçe saymaya da kıyamıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten kaliteli. Hani ben diyorsam yani onu da ben anlattım sonuçta. Yeniden çekmeme gerek yok. Tek farkı köşede sadece şu sıfatı göremiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kameralı çekim yapmamıştım. Sadece ekran alıntısı yaptım. Ama merak etmeyin, hem video kalitesi hem ses kalitesi bakımından güzel. Hem de zaten konu anlatımı muhteşem oldu. İçime zaten sinen bir şey. Yani 2-3 sene daha beni götürebilecek derecede bir konu anlatımı oldu. Gayet güzel sevgili gençler. İçerisinde sonlarında hem yeni nesil sorular da var. Ama birkaç tane biliyorsunuz AYT'de yeni nesil soru çok fazla ÖSYM tercih etmiyor. Dolayısıyla sevgili gençler, biz türev ve integrali de bu şekilde işlemiş olacağız. Yani zaten bunların videoları çekili ve kanalımda mevcut. Yani çekmemiz gereken toplam kaç tane konu kaldı benim çekmem gereken? Dedik ya, şunları zaten çektim, olasılığı da çekeceğim. Hadi şurada bir konu diyelim. İkinci konu, üçüncü konu ve daha sonrasında dört ve beşinci konu. Ben size toplamda 5 tane daha konunun, yaklaşık 20-25 videodan oluşan 5 tane daha konunun videosunu çektikten sonra zaten geri kalanlar kanalda yüklü. Sen yine de programa uyarak hareket et. Allah'a çok şükür Aralık ayının da sonuna yaklaştık. Yani kamp programının da sonuna yaklaştık. Gençler, kamp bittikten sonra mutlaka ama mutlaka bu kanalın takibini yapın. Arkadaşlarınıza da önerin. Niye diyeceksiniz? Var ya, muhteşem videolar yükleyeceğim. Canlı yayınlar, muhteşem videolar, muhteşem soru çözümleri. Hani bu kanalın ben kitlesinin de şu olduğunu biliyorum. Hani 24-25 netin üzerinde yapanlar bu kanalda %80 ağırlıkta. Yani bu kanalı takip edenlerin, abone olanların %80'i zaten 24-25 netin, 40 soruda 24-25 netin üzerinde yapan kişiler. Bunun da farkındayım ki anket sonuçlarına göre konuşuyorum zaten. Ki hani %70'i %80'i bu şekilde diyoruz. Bunların içerisinde tabii 18 netin üstünde yapanları da ben başarılı gözüyle görürüm şu anda. Çünkü bunlar eminim 18 netin üzerinde yapanlar şu an. 18 ile 25 arasında sıkışanlar Şubat ayından sonra çok güzel bir patlama yaşayacaklar. Ondan da adım kadar eminim. Yani bu kanalı zaten derece tayfa takip ediyor. Bunun da farkındayım. Dolayısıyla sizlere çok güzel zor soru çözümleri de yapacağım. Kaliteli soru çözümleri de yapacağım. Çoğu sorunun püf noktalarını göstereceğim sevgili gençler. O yüzden kanalı takipte kalın. Başarılı derece yapmak isteyen arkadaşlarınıza da mutlaka önerin arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi bundan sonra konu paylaşım günleri cumartesi günü olacak. Bunun sebebini söyledim mi hatırlamıyorum ama şimdi söyleyeyim tekrar. Perşembe günleri benim için video yüklemek için hem çarşamba hem de perşembe aşırı derecede yoğun oluyorum. Zaten salıya kadar genelde video çekim günleri oluyor. Çarşamba ve perşembe ben bunları yüklerken zorlanıyorum ama cumartesi günü benim için gayet rahat bir gün. Dolayısıyla videoları yüklerken de paylaşırken de hiçbir sıkıntı yaşamayacağım bir gün. Dolayısıyla en boş günüm o gün olduğu için ben videoları o gün yükleyeceğim. Haberiniz olsun sevgili gençler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Şimdiden hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.